Pervin Hanım, rica etsem dışarıda bekler misiniz? Tamay'ın pansumanını yapacağım. Tabii. Tamay, seninle önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Yoksa burnumda bir sorun mu var? Hayır, burnun gayet iyi durumda. Sorun, ameliyattan önce yaptığımız kan testlerinde çıkan bir maddeyle ilgili. Ne tür bir madde? Ne demek istiyorsunuz? Aslında ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Ama illa benden duymak istiyorsan söyleyeyim. Laboratuvar sonuçları kanında uyuşturucu madde olduğunu söylüyor. İmkansız. Bir yanlışlık olmalı. Testlerde bir yanlışlık yok. Uyuşturulduğun için hatırlamıyorsun. Ama ameliyattan önce bunu sen itiraf etmiştin. Lütfen anneme söylemeyin. Beni mahveder. Üzgünüm Tamay. Ama bunu ailene açıklamak zorundayım. Hatta belki adli soruşturma başlatmak bile gerekebilir. İnanın ki sadece birkaç kere denedim. Bir daha da asla olmayacak. Söz veriyorum. Yalvarırım anneme söylemeyin. Peki. Peki öyle olsun. Ama bazı şartlarım var. Hepsine razıyım. Ne olursa. Birincisi, düzenli olarak kontrole geleceksin. Önümüzdeki 2 hafta peş peşe ve daha sonra 6 ay boyunca 2 haftada 1. Her geldiğinde kan testi yinelenecek. Ve eğer bir kez daha kanında uyuşturucu maddeye rastlarsam konuyu annene anlatacağım. Asla rastlamayacaksınız. Dilerim dediğin gibi olur. Yoksa külahları değişiriz. Haberin olsun. Teşekkür ederim. Göreceksiniz. Sözümde duracağım. Kızımın durumu nasıl Aslan Bey? Her şey yolunda. Hiçbir sorun yok. Çok teşekkür ederim. Kızın sorunu çözüldü sayılır. Hala neyi düşünüyorsunuz? Meseleyi kökünden halletmedikçe kız kurtulmuş sayılmaz. Kökünden halletmek? Pervin Hanım düzelmedikçe Tamay'ı uyuşturucudan uzak tutmak mümkün olmayacak. Uyuşturucudan uzak dursa bile başka bir sürü tehlike var. Bunalıma girip kendine zarar vermeyeceği ya da evden kaçmayacağı ne malum. Ne düşünüyorsunuz? Anneyi de mi korkutacağız? Hayır. Ama eğitmenin bir yolunu bulabiliriz. Nasıl? Nasıl olacağını ancak işin uzmanından öğrenebiliriz. Deli doktoru Şebnem Hanım'la mı görüşüyorum? Tamam kızma hemen. Şebnemciğim, sana bir hastamı yönlendirmek istiyorum. Ciddi sorunları olan genç bir kız. Birkaç kez uyuşturucu kullanmış. Ha, yalnız annesinin bilmemesi gerekiyor. Bana kalırsa asıl sorunlu olan anne zaten. İkisini de sana yönlendirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sonra arar daha detaylı anlatırım. Hoşça kal. Arslan Bey, Pervin Hanım gibi birini psikoloğa gitmeye nasıl ikna edeceksiniz? Orasını merak etme. Kadınları ikna etmekte üstüme yoktur. Şuraya bir imza atın lütfen. Bir hafta sonra kontrole geliyorsunuz. Ara ara buz tedavisine devam etmeyi de unutmayın. Endişeniz olmasın Arslan Bey. Kontrollerimizi aksatmayacağız. Yalnız önemli bir şey daha var Pervin Hanım. Estetik ameliyatlar kişilerin görünümünde önemli değişiklikler yaratır. Bu yüzden özellikle genç hastalarımıza operasyon sonrasında psikolojik destek almalarını öneririz. Doğru söylüyorsunuz. Bu benim aklıma gelmemişti hiç. Aslında Tamay çok içine kapanık bir çocuk. Belki alacağı yardım sayesinde bu sorunu da giderebiliriz. İsterseniz bu hastanede görev yapan psikolog arkadaşımın numarasını verebilirim size. İşinde çok başarılıdır. Lütfen, çok sevinirim. Her
her şey için çok teşekkür ederiz. Buyurun. Arslan Bey. Ne demek, rica ederim. Benim için zevkti. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Haldun Bey'in sürprizi hazırdır herhalde. Neden bana öyle bakıyorsun? Kim, ben mi? Yok, bakmıyorum. Gözüm dağılmış. Senin gözün bu aralar biraz fazla dalıyor. Yoksa düşündüğün özel biri mi var?